Selam arkadaşlar. Uzun Makarna kanalında hepiniz hoş geldiniz. Çok heyecanlı bir YouTube videosu yapacağım şimdi. Bu kase içinde ne var? Bir kase dolusu soru var. Nereden aldım bu soruları? Instagram'da soru kutucuğunda bıraktığınız sorulardan aldım. Çok fazla tekrardan sorular vardı. Saçımla alakalı olan vesaire veya vesaireyle alakalı. O yüzden onları tek sefer yazdım. Yani bütün sorulardan tek kere yazdım buraya. Haberiniz olsun. Şimdi karışık bir şekilde çekeceğim. Gelen soruların hepsini burada cevaplandıracağız. Bir an önce başlamam lazım. Çünkü çok fazla soru sormuşsunuz. İlk soruyla başlıyorum. Gamze'nin bebek olayı hakkında ne düşünüyorsun demiş Aslı. Arkadaşlar öncelikle bilmediğim muhabbetlere girmeyi çok fazla tercih etmiyorum. Gamze ile aram kötü zaten bunu biliyorsunuz. İsteseydim herkes işte işte bebeği düştü vesaire dediğinde bir tekme de ben atardım yani. Bir tekme de ben vururdum. Bir kere de ben de işlettirirdim ama öyle bir şey yapmadım. Neden? Çünkü bu hani ciddi bir şey sonuçta. Bebek yarın bir gün senin de bebeğin olur, benim de bebeğim olur, başkasının da bebeği olur. O yüzden bilmediğim muhabbetlere girmeyi istemiyorum. Bir şey de düşünmüyorum. Genel olarak bir fikrim yoksa veya bana kastiyolarak olarak bir şey yapılmamışsa olaylara bana ne demeyi tercih ediyorum. İkinci sorumuza geçiyoruz. Hiç almak isteyip alamadığım bir şey oldu mu demiş Sude. Almak isteyip alamadığım bir şey. Küçükken cips almak istemiştim. Param yoktu alamamıştım. Yani hiç böyle büyük bir şeyler hayal etmedim açıkçası. <laughs> Almayı düşünüp alamadığım bir şey olmadı. TikTok'ta 7 milyon kutlaması olacak mı demiş İrem Su. 7 milyon kutlaması. Ya artık fark ettiniz mi bilmiyorum. Bütün TikToker'lar şeyi bıraktı yani. E, milyon videosu çekmeyi bıraktı. Yaparız herhalde ya 7 milyonu da yapalım artık. 6 milyon çünkü yapmamıştım. Bir diğer soru. Gelecek hayallerim neler demiş Jia. Jia tuhaf bir kullanıcı. Bu arada çok tuhaf kullanıcı isimleri var. Bana yazıldığı gibi direkt okuyacağım haberiniz olsun. Gelecek hayalim? Ben şarkıcı olmak istiyorum. Konser vermek istiyorum. Hayalim bu yani. Ee, bu de konserimde Wings dansı yapmak istiyor hanım. <laughs> Beşinci soru. Arkadaşımda olmasını istemediğin özellik demiş Habil'e. Yani bir arkadaşımın böyle kıskanç, fesat olmasını asla istemem. Böyle arkadaşlarım olmadı mı? Evet oldu tabii ki. Ama yani çok pis bozarım. Böyle bir arkadaş asla istemem. Zaten direkt hayatımdan çıkarırım öyle bir şey olduğunda. Diğer bir soru. estetiklerine dalga geçenlere hakkında ne düşünüyorsun demiş Duru. Estetiklerinle dalga geçenler. Ya şimdi bu tarz konularda aslında ben şunu söylemek istiyorum. Büyük konuşmayan arkadaşlar. Yani bir insan bir şey yaptırdıysa direkt hani ön yargılı olmak yerine yarın bir gün işte bak ben aynaya bakıyorum ama şuramı beğenmiyorum. Belki bir gün ben de kendimi değiştiririm vesaire diye düşününüz biraz. Hani belki bir gün siz de yaptırmak istersiniz. O yüzden pek bir şey düşünmüyorum bu tarz insanlar hakkında. Bence onların birazcık düşünmesi lazım. 5 sene sonra nasıl bir hayatın olsun isterdin demiş Rabia. 5 sene sonra e, yeşillikli bir evim olsun. Bahçesinde tarşanlar olsun. E, bir de salıncak olsun. Camdan salıncak olsun. Böyle bir hayatım olsun isterdim. Bir de ÖBFJ ile evleneyim isterdim. <laughs> başka bir soruya geçiyoruz şimdi. Ama bunu bu kadar katlayacak ne vardı ya? Keşke yapmadım, yapmasaydım dediğim bir şey demiş Eylül. Keşke ne yapmasaydım? Her şeyi, ki... ay keşke insanları bu kadar fazla güvenmeseydim. Bu tabii ki de yani başka ne olabilir? Her şeyi ki de yapmışım diyecektim de yok herkese güvenmemem lazımdı. Kaç tane tavşanın oldu demiş Lisa. Üç tane tavşanım oldu bu zamana kadar. Üçüncüsü sütlaç. O iki tane geldi. Hemen açıyoruz. Hızlı ve seri bir şekilde yapıyorum. Badem göz ameliyatından memnun musun demiş Mina. Evet badem göz ameliyatından memnunum. Aslında işlemin ismi şakak germe ameliyatı. Ama badem gözü de oluyor aynı zamanda. İsteseydim bir tık daha fazla çektirebilirdik. Yani birazcık da şöyle çektirebilirdik. Bir dikiş daha attırabilirdim. Ama doktoruma yani dedim ki gerek yok dedim. O da aynı şekilde ben aynı fikirde olduğunu söyledi. Öyle. Çok memnunum. Gayet de güzel oldu bence. Ee, ameliyat sürecimde bana bena. bena. <laughs> ameliyat sürecimde benle dalga geçenler zor şu an. Baskıcı bir ailesi olan birine nasıl bir tavsiye verirsin demiş Yusra e, Yusra aslında tavsiye verebilirim ama yanılta da bilirim. Yani şimdi sen yaşını bilmediğim için sana şunu yap bunu yap diyemem. Baskıcı bir ailen varsa bir süre reşit olana kadar onların sözünü dinlemeye çalış derim. Gözlerine çok batmamaya çalış derim. Sonrasında istediğin gibi kendi maddi ekonomik durumunu eline geçirince istediğin gibi bir hayat yaşarsın diyebilirim. <laughs> Yeni evinde ne zaman düzene gireceğiz be yavrum demiş roz makarna. Yavaş yavaş gireceğiz. Bak yatağım var, komodinim var. Giyim odam bitti zaten yani her şeyimi aldım. Aynam var, koltuğum var, TV ünitem var. Televizyonum yok ama olsun saksılığım var. Yani yavaş yavaş bir şeyleri alıyorum. Yavaş yavaş düzene giriyoruz. Sonra da sıra beyaz eşyalara gelecek. Düzeleceğiz inşallah. Çok güzel olduğuna farkında mısın demiş yine. Böyle yorumları Sevdi yani. <laughs> çok tatlı. Arkadaşlar bu arada yazım baya kötü yani. Başka biri olsaydı okuyamazdı herhalde. Hiç korona oldun mu demiş Medine. İsmi çok güzel bu arada. Hiç korona geçirmedim. Bu kadar. <laughs> hiç korona geçirmedim. Karantinaya girmiştim. Bu sellerle beraber hatırlıyorsanız. Ama onlar koronaydı. Yani evin yarısı koronaydı yarısı değildi. Biz de temaslı olduğumuz için karantinaya girdik. Ama hiç korona olmadım. Neden? hesabını gizliyorsun demiş Sinan. Çünkü profilime bakıp bakıp çıkıyorlar. Ben de gıcık oluyorum. Yani madem bakıyorsunuz, stokluyorsunuz o zaman takip edin diyorum. O yüzden gizliyorum yani. Ve daha, daha hızlı takipçim yükseliyor. TikTok'taki bazı kişiler ikizler, bazı kişiler yengeç olduğunu söylüyor. Burcun ne? Zahide demiş bunu. Gerçek burcu mu ikizler? Yengeç diyen hiç görmedim bu arada yani. Yengeç burcu olduğum iddia eden mi var? Yeni şarkın ne zaman? İşte güzel bir soru. Kullanıcılığı da emojiymiş bu arada. Özgür Balık Ardiyaşa'dan sesleniyor Her gün düzenli olarak Özgür Balık Ardiyaşa'dan sesleniyor. Yeni şarkım 11 Mart'ta hayatım. Güzel bir şarkı. Seveceğinizi düşünüyorum. Farklı bir şarkı. İlk şarkıdan farklı bir şarkı. En sevdiğin ünlü, de, ünlü demiş Ünzile. Şemman Ferah, Sıla, Sertap Erener, Evril Lavin. Bu ünlüleri seviyorum. Başka bir soru. En sinir olduğun şey. Bir saniye arkadaşlar. Aşağıya selam verip geliyorum hemen. Nerede kalmıştık? En sinir olduğum şey, en sinir olduğum şey egoist insanlar. İnsanların böyle yüksek egosu. insanların o yüksek egolarını çöktürtmeyi çok seviyorum. Yaptırmak istediğim başka bir estetik var mı demiş Nisa. Var. Popo estetiği yaptırmak istiyorum. Tatosuz dedikleri için. <laughs> Ama yaptırmayacağım herhalde. Ya. Hiç de belli olmaz. Hiçbir şey söylemeyeyim neyse. Söylediğin en büyük yalan demiş Selcan. Yani benim yalan söylemem. insan sadece korktu insana yalan söyler. Ben aileme yalan söylüyordum. Ama sonra da hepsini doğrusu söyledim yani. <laughs> söyledim öyle büyük bir yalan yok. Hayattan çıkardığın en büyük ders ne? demiş İrem. Çıkardığım en büyük ders ne biliyor musunuz? Gün gelir devran döner. Bu. Çabuk <laughs> bir bakarsınız değişmiş. Aa demiş. Bana ne oldu demiş. Böyle bir söz var. <laughs> Gözün etrafında iz var mı demiş Esra. Hemen gösteriyorum Esra'cığım. Gözümün etrafında bir iz yok. Saçlı derinin içinde var şurada. Dikiş var. O da gözükmüyor zaten. Yani. Gözümün etrafında bir dikiş izi yok yani. Başka bir soruya geçiyoruz. Burnun estetik mi demiş İsra? Evet hayatım, burnum estetik yaptırdım. Sanırım 2020 yılında iki sene falan oldu. Doktorumun ismi de Dr. Harun. Kullanıcı adı. Gerçekten yapmacık biri misin demiş Ali Burak Bu kişisine göre değişiyor yani Beni kime sorarsan farklı söyler Bence yapmacık değilim Yani sizin yapmacık olarak gördüğünüz davranışlarım bile aslında yine ben Anlatabildim mi bilmiyorum Küçüklük hayalin gerçekleşti mi demiş Duru Aslında birçoğu gerçekleşti Küçükken şarkıcı olmak istiyordum Oyuncu olmak istiyordum İşte pembe arabam olsun istiyordum falan filan Bunların hepsi hayalimdi şarkı çıkarmak istiyordum. Bunların hepsi hayaldi. Gerçek oldu yani. Şarkıcı olamadım sadece. Ayak numaran demiş Halis. Halis, e, ayak numarası 50 numara. <laughs> Ayakçı, ayakçıları da yazmışım. En kötü anın demiş Reyhan. En kötü anım valizimi topladığım an. Ailenle aran nasıl gerçekten merak ediyorum demiş Dilan. Ailemle aran nasıl ee, annemlerimi iyi, ablamla da görüşüyorum abimle de görüşüyorum en güzel zamanı demiş Asya en güzel en tatlı zamanlarım lise zamanlarımdı liseyi özlüyorum kaç aboneye ulaşmak istiyorsun demiş Selis. bunun bir sonu yok yani bunun asla bir sonu yok Yani şimdi 1 milyona ulaşmak istiyorum ama 1 milyon olunca da 2 milyon olmak isteyeceğim 2 milyon olunca da 3 milyon olmak isteyeceğim bunun bir sınırı yok LGBT bir birey ailesine açılmalı mı? 17 yaşında. Ee, sen lezbiyen olsaydın ailene söyler miydin? Demiş Cansu. çocuğum eğer ailem baskıcı bir aile ise ve seninle arkadaş gibi değillerse, arkadaşlık gibi bir ilişkiniz yoksa ailende bence söylememelisin. Ee, ama şunu da söyleyeyim sana. Bazen ailemizin Hiçbir şey anlamadığını, bizi anlamadığını vesaire düşünüyoruz. Ama bazen onlar bizim söylemediğimiz bazı küçük sırlarımızın farkında oluyorlar. Aslında ailemiz birçok şeyin farkında oluyor. Özetle. Bazen başka bir evrende olduğunu düşünüyor musun? Çünkü kafam farklı çalışıyor gibi demiş Lina. Bazen düşünüyorum. Hatta bazen bir oyunun içinde olduğumuzu, simülasyonun içinde olduğumuzu düşünüyorum. Bunlar da okuduğum felsefe kitapları yüzünden sanırım. Bengi dönüş falan. Aynı anı sanki defalarca kez yaşıyor olabileceğimizi falan düşünüyorum. Sana sürekli makyaj ve estetik güzeli diyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsun demiş Gül. Yani şu an yüzümde makyaj yok. Ee, üşendiğim için yapmadım. Bu da benim tercihim yani. insanlar diğer insanların görüşlerine ve davranışlarına, dış görünüşüne saygılı olmalı. Bu zamana kadar hayatımda hiç yani bana yapılmadığı sürece aynısı kimseye body shaming yapmadım. Kimsenin yüzüne, gözüne, orasına, burasına estetikli haline, estetiksiz haline, boyunun kısalığına, zayıflığına, şişkoluğuna vesaire asla kimseye body shaming yapmadım. Ama bana çok yapıldı. Bu konu hakkında da insanın eğitiminden kaynaklandığını düşünüyorum veya kendini geliştirip geliştirememesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Sera ve Adem hakkında ne düşünüyorsun demiş Nehir. Bence Adem Sera'ya çok iyi geliyor çünkü Sera uzun süredir böyle gülmüyordu. Yani ben tabii ki onun arkadaşıyım, onu mutlu etmeye çalışıyorum ama sanki böyle içinde sinir olduğu bir şeyler ve atlatamadığı, onu anlamayan insanlarla karşılaşıyormuş gibi hissediyordum. Ama Adem'le sevgili olduktan beri Sera'nın böyle hissetmediğini düşünüyorum. Sera'ya iyi geldiğini düşünüyorum. Adem açısından, Adem zaten şanslı yani. Benim manitamı çaldı elime. Neden Sera'yla buluşmuyorsun? Aa arka arkaya geldi Sera'yla alakalı mevzu. Demiş Ayda. E, ee, neden Saray'la buluşmuyorum? Çünkü uzaktayız. O karşıda ben Anadolu yakasındayım. Ve benim Gebze'de işlerim falan oluyor. Buluşacağımız zaman mesela daha yeni konuştuk bunu. Bugün de mesajlaştık. Buluşacağımız zaman böyle kalmalı buluşuyoruz. En sevdiğim çizgi film karakteri demiş Havva. Bu soruya nasıl cevap vereceğimi bilmiyorum. Bu benim için çok zor bir soru. Hepsini çok seviyorum. Bak Bunny. Banu berber oldu seni izliyor ona söyle video atsın teşvik et onu demiş. Çavdar. Cavdar. Cvdr, evet. Banu, ya, Banu uzakta yaşamasa onunla çoktan buluşmuştum yani çoktan görüşmüştüm. Konuşacağım bu meseleyi senin için. Neden şakak gerdirme oldun demiş Elif. Neden şakak gerdirme ameliyat oldun? Çünkü benim gözlerimde düşüklük vardı. Benim ailemde genetik bu. Ablamda, annemde falan hepimizde böyle bu. Abimde de aynı şekilde. Gözlerimizde düşüklük olduğu için yani olması gereken göz kapağı mesela şu şekilde ya. Bizimkisi böyle bir tık aşağı bakıyor ve sanki sürekli mutsuz ve yorgunmuşuz gibi oluyor. E, ben de bant takıyordum bunun için. Kaş gerdirme bandı. E, onu takmamak için ameliyatın oldum direkt yani. Hayatım boyunca bant mı takacağım? Kötü geldiğinde tepkin nasıl oluyor demiş Rümeysa. Şimdi kötü yorum ikiye ayrılıyor. Birisi hakaret, bir tanesi eleştiri oluyor. Yani kötü bir eleştiri oluyor. Şimdi kırıcı olanlar insanlar bazen eleştirmekle hakaretin dozunu kaçırıyorlar. O yüzden o tarz insanları gördüğümde direkt engelliyorum. Çünkü beni mutsuz etmeye asla hakları yok. Bakın şimdi gelen başka bir mesaj. Doğanayla yattın mı diye bir soru gelmiş. Ozan alt direk 35.5 Seni mesela bildireceğim Ozan. Ee, çünkü kimse böyle iğrenç bir mesaj atmak, böyle iğrenç bir soru sormak gibi bir hakkın yok. Senin gibileri sosyal medyada barındırmayacağız. Hoşçakal. Başka bir soruya geçiyorum. TikTok'ta 1 milyon olunca ne hissettin, ne yaptın demiş. Ünzile sanırım. Kendi yazımı okuyamadım. Ünzile sanırım, evet. TikTok'ta 1 milyon olunca çok mutlu olmuştum. Ama ailemin fenomen olduğundan falan haberi yoktu. Ee, onlar gidince evde TikTok'ta şey yaptım. 1 milyon videosu çekmiştim. Fotoğraflardan böyle birmeye yazdım. Ayıcığı falan koydum. Konfeti patlatmıştım. Sonra annemler gelmeden orayı temizledim. <laughs> Zengin olup mutsuz olmak mı? Fakir ama mutlu olmak mı? Yani... Hmm, bence zengin olup mutsuz pek olamazsın herhalde ya. Ama bilmiyorum. Zengin olmadığım için bilmiyorum ama bir öğrenmek isterdim yani. Zengin ama mutsuz nasıl olun ya. Bir görmek isterdim bunu. <laughs> Çocuksu hareketlerin yüzünden senden ayrılan oldu mu demiş Ela. Şimdi ben hareketlerimi ve davranışlarımı saklayan birisi değilim. Ben sosyal medyada nasılsam gerçekte de öyleyim. Dolayısıyla benimle sevgili olacak olan bir insan zaten benim davranışlarımın farkında olması gerekiyor. Ve çocuksuyum diye yani örnek veriyorum Sevgiliniz sarı saçlı tamam mı? Şey gibi düşün. Sevgilin sarı saçlı saçları sarı olduğu için ondan ayrılıyorsun gibi. Yani sonuçta bunları biliyorsan bu yüzden ayrılmak aptalca biraz yani. Bu yüzden ayrılan bari olarak aşağıdan. Evet. Normal sesinle şarkı söyler misin demiş Berfin. Evet, normal sesimle, çocuksu olmayan sesimle şarkım çıkacak yakında. Az kaldı. Düştüğünde kendini nasıl motive ediyorsun demiş Nur? Düştüğüm zaman bunların bir gün geçeceğini, her kötülüğün ardından güzel şeyin geleceğini kendime hatırlatarak umursamamaya çalışıyorum olanları. Kaç yaşındasın diye sormuş Şeymanur. 10 Haziran 1998 doğumluyum. E, 24 yaşında olduğunu kabul etmek istemiyorum. <laughs> Neden Barbie'ye benzemeye çalışıyorsun demiş Aysim'e. Aslında Barbie'ye benzemeye çalışmıyorum. Barbie'leri çok seviyorum. E, sarı saçı mavi gözü de sevdiğim için insanlar... Artı Barbie'leri de sevdiğim için insanlar Barbie'ye benzemeye çalıştığımı zannediyor. Ölmek sence nasıl bir şey diye sormuş Özge. Bence bu konuyu çok fazla derinlemesi de düşünmemelisin. Nereden biliyorum? Kendimden biliyorum. Bu konuları çok fazla düşündüğün zaman bir süre sonra böyle boşluğa düşüyorsun. E, bence ölmek boşluk gibi bir his. Yani hiç doğmadığın zaman nasıl hissediyorsan, hiçbir şey hissetmiyorsan, öldükten sonra da aynısını hissedecekmişsin gibi geliyor bana. Ölmediğim için bilmiyorum. Gitmek istediğin ülke veya şehir var mı demiş Merve. Azerbaycan Bakü'ye gitmek istiyorum. Gitmek istediğim yer orası, kardeş ülkemiz. Neden bebek gibi davranıyorsun demiş Efla. Yani insanları ben bazen anlamıyorum yani. İnsanlar hep aynı şeyleri görmekten, hep aynı şeylerle karşılaşmaya o kadar alışmış ki en ufak bir farklılık görmeye asla tahammül edemiyorlar. Yani nasıl ki mesela önceden insanların kaşlarını aldırması veya kolundaki tüyleri aldırması bile insanlara tuhaf geliyordu. Şimdi de yani sürekli bir şeyler değişiyor ama bazı insanların kafaları da hiç değişmiyor. İnsanlar değişebilir, farklı davranabilirler. Hep aynı şeyleri yapmak zorunda değiliz. Bazen seviniriz, bazen üzülürüz yani. Bu insan insan içinden nasıl geliyor? Söyle davranmalı. Pembe tavşanlı balonum vardı. Ona ne oldu demiş Melisa. Duruyor. Bulup getireyim şimdi. geldim. Seni harekete geçiren kelime demiş Nisa. Beni harekete geçiren kelime yapamazsın kelimesi. Sen bu beceremezsin. Senin bunu yapmaya aklın yetmez. Sen bunu yapamazsın kelimesi. Yani beni çok harekete geçiriyor. Yediğin en büyük linç ne demiş Selcan? Sanırım yediğim en büyük linç estetik linci. Yani sürekli olarak estetik olmamla alakalı linç yiyorum. <laughs> Devamlı sabah öyle akşam. <laughs> Amelin işte bir yandan gerekli. Mesela örnek veriyorum bazen bikinini video atıyorum TikTok'a. Keşfetim kapanıyor. Erişim engeli yiyorum. E, bir şeyler yapıyorum. Mesela estetik falan yaptığımı söylüyorum. son insanlar beni linçliyorlar yorumlarda. Bu şekilde de keşfetim geri açılıyor. Linç kötü değildir. Linç bazen iyi olabiliyor. Neden kendini çok değiştiriyorsun demiş Miray. Bak yine bu tarz farklılığı kabullenememe durumu Bilmiyorum bence değişmek lazım ya. İnsan aynaya baktığında hep aynı şeyden sıkılmıyor mu? Ben yemin ederim bak kendimden bile çok sıkılıyorum. İnsanların hep aynı şeyi monoton bir şekilde yapması da bana çok tuhaf geliyor. Seviyorum yani keşke sonsuz hakkımız olsa böyle kendimizi değiştirme hakkımız. Değişmeyen tek şey değişimdir. Mental olarak kaç yaşında hissediyorsun hem ister can? Mental olarak... Sanırım bir 30 yaşına falan hissediyorum. Zaten pek de bir şey kalmadı yani. Küçük gibi söyleyeceğim zannetiniz biliyorum. Küçükken ne olmak istiyordun demiş. Renniko. Küçükken oyuncu olmak istiyordum. Şarkıcı olmak istiyordum. Sesinin 4 oktav olduğu için, sesin 4 oktav olduğu için mutlu musun demiş Aylin. Çok mutluyum. Bu çok aslında güzel bir şey yani. Ben çok fazla duymadım işte sesim şu kadar oktav, bu kadar oktav diyeni dört oktav iyi bir ses aralığı. Ekran fotoğrafın ne demiş yaren? Ekran fotoğrafın tavşik. Tavşanım, tavşanım çünkü çok seviyorum. O benim her şeyim. Devlet hastanesinde burun estetiği olmak mantıklı mı demiş? Kullanıcı adı like. E doktoru iyi araştırırsan neden olmasın yani? Devlet hastanesi diye illa bütün doktorlar e, estetiği yapamayacak diye bir şey yok ama şöyle bence daha önceden yaptığı estetik ameliyatları görmelisin. Çünkü burun yüzün tam ortasında ve iyi karar ver bence. Bazıları çünkü düzelteyim derken daha kötü de yapabiliyor. Üniversite okudun mu demiş Fatime. Üniversite okudum. Evet. Ee, bir sene hazırlık okudum. Üç sene de normal okudum. Bölüm dersi okudum. Sağlık yönetimi bölümü. Son sınıfta okulu bıraktım. Abla kanser misin demiş Dilara Dilara mı Milara mı Yazımı okuyamıyorum ee, Arkadaşlar şu konuya bir açıklık getireyim yani gülesim gelmemin sebebi Söylediğim şeyi yanlış anlamış olmanızda gülesim geliyor Asla kanserle alakalı bir şey gülmüyorum Şu anda Arkadaşlar biliyorsunuz benim burnumdan kan gelmişti O da ben Hani koltuklarımı falan camın kenarına koydum Ve evim sürekli güneş alıyor Hani başıma herhalde güneş geçti O yüzden burnum kanadı ben dedim ki arkadaşlar burnum neden kanamış olabilir? Bana yorumlarda full diyenlerde sürekli kanser misin? Kansersin galiba. İşte beyin kanaması geçiyorsun falan yazdılar. Ben de dedim ki story'de arkadaşlar sizin söylediğiniz şeylere göre ben galiba kansermişim dedim. Yani aslında orada ironi yaptım ama yanlış anlaşılmaya yatkın bir ironi oldu sanırım. Daha fazla takipçi hak eden bir TikToker var mı sence demiş Lady Balakar. Bir saniye geliyorum. Az önceki sorum gitti mi bilmiyorum. Ne sormuştum hatırlamıyorum. Oraya cevaplamışımdır. Çok eski bir sanatçıyla düetin olacaktı. O kimdi demiş Vildan. Ee, o kişinin kim olduğunu aa, ilk söyledim hatırlattım. Ben onu daha, birazdan mesaj atayım. Ee, belki tekrardan konuşabiliriz. Düet yapacağım kişi aslında cidden bayağı tanınan ve çok şaşıracağınız bir sanatçı. Ee, tekrardan bir yazayım. Çünkü... Beraber çıkaracağımız düeti başka birisinden satmıştı, o yüzden çıkaramadık. Dönüm noktalarım neler? Bence dönüm noktalarım modelliğe başladığım zaman, e, TikTok kullanmaya başladığım zaman, üniversiteyi tercih ettiğim zaman. Bunlar bence benim dönüm noktalarım. Benim hayatımda önemli yerlere sahip zamanlar. Başka bir soruya geçiyoruz. İyilik insanın içinde var mı? Yoksa aile eğitimiyle mi olan bir şey demiş? Bence her şeyi, her kötü şeyi aileye yüklemek çok da doğru bir şey değil. İyilik insanın içinde olan bir şey. Bazen oluyor ki mesela çok iyi bir ailesi oluyor bir insanın ama evladı anne baba katili oluyor mesela örnek veriyorum. Yani çocuğunu doğuruyorsun ama huyunu doğuramıyorsun diye bir şey var. Bence iyilik insanın içinden gelen bir şey. Yani aileye yüklemek doğru değil. Ortaokul numaran kaçtı demiş Beren? 336 idi. 336... <laughs> Başka bir soruya geçiyorum. Burnundan neden kan geldi? Kanser misin demiş Eylül. Bu soruya az önce cevap verdim. Tekrardan vereyim. Hayır kanser değilim arkadaşlar. Ee, sadece başıma güneş geçtiği için burnumdan kan geldiğini düşünüyorum. Geliyorum. En iyi arkadaşım kim demiş İkra. En iyi arkadaşım Serra ve Doğanay. Çünkü ikisi de mesela Doğanay çok salak olduğu için onu çok seviyorum. <laughs> o da ikizler Burcu. Bilmiyorum. O yüzden seviyorum. Aptal olduğu için. <laughs> Seyra'yı da seviyorum. Aptal olduğu için. İkisi de iyi insanlar. <laughs> Çevrenin sana en çok söylediği şeyler ne? Çevrenin sana çok söylediği şeyler ne? Demiş Duru. Arkadaşlar. Daha geçen gün Vessel bana ne dedi biliyor musun? Bunu arkadaşlarım da söylüyor. Çiçeğim diyor sen bazen diyor anlamıyorum seni diyor. Bazen çok zeki olduğunu düşünüyorum. Bazen de apsal olduğunu düşünüyorum diyor. Arkadaşlarım da bana sürekli bunu söylüyor. Kanka çok mu zekisin aptal mısın anlamıyoruz. Bazen çok zekice şeyler yapıyorsun bazen aptal gibi davranıyorsun. Arkadaşlarımın ve çevremin en çok söylediği şeyler bunlar. Sana söylenmesinden nefret ettiğin kelime ne demiş Aso. Aşkım bana söylenmesinden nefret ettiğim bir kelimeyi burada söylersen bunu sürekli dile getirmezler mi? Sürekli nefret ettiğim kelimeyi söylemezler mi? Bunu burada söylemek biraz aptalca olmaz mı? Haksız mıyım? Hangi Barbie sana benziyor demiş Nilay. Hemen göstermeye gidiyorum. Getiriyorum yani. Getiremiyorum. Kutuyu daha açmamışım. <laughs> daha Barbie kutumu açmamışım. Oyuncak kutumu. Terşikle en güzel anın ne demiş Ecrin. Duygusal bir anımız var Terşikle. Ben bir keresinde ağlamıştım, gözümü silmiştim. Böyle oturuyordum tamam mı? Elimi yanıma koymuştum. Taşlık geldi parmağımı yaladı. Yani aslında göz gözyaşımı yaladı. <laughs> bir yıl önceki sen karşında olsa ona ne dersin demiş Zeynep. Derim ki aptal derim. O evi sakın tutma derim aptal derim. Menajerin, menajerine güvenme derim yani. Orayı tutma birazcık daha git normal bir yerde otur derim yani. O kadar pahalı bir yerde oturuyorum, eksiz miyim? Babamı iPhone 13 almayı nasıl ikna ederim? Takdir aldım demiş Merve. Merveciğim sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu sözümü hiç hayatım boyunca unutma tamam mı? Şimdi mesela iPhone 13 istiyorsun ya ailenden. Ailen belki zora girebilir. iPhone 13 biter, iPhone 14 çıkar, iPhone 15 çıkar sonra. Sonra telefonun bir bakarsın şu ankinin en yeni telefonu. 1-2 sene sonra en eski telefonlardan biri olur. O yüzden o 1, 2, 3, 4, 5 o iPhone'ların ilkleri gibi bunlar da bir gün eskiyecek. O yüzden aileni zora sokmak yerine sen çalışmana devam et, takdir belgelerini almaya devam et, çalış, oku, kendin al derim. Bir adaya gitsen, tek kişi götürebilecek olsan kimi seçersin demiş. Hacıye Adaya giderken bir kişi götürebilecek olsam kesin Veysel'i götürürdüm. Çünkü benim zekam artı onun kaslı kolları. Bu işi halleder ve bir tekne veya kayık bir şey yapıp oradan kurtuluruz diye düşündüm. Tekne deyince sanki ölecekmişiz gibi hissettim. Küstüğün kişilerle tekrar barışır mısın demiş İpek. Şimdi geleceğe dair bir şey hakkında böyle asla yapmam, asla etmem demeyi çok fazla sevmiyorum. Ama bir insan benim tanıdığım ve vakit geçirdiğim, benim içimi dışımı bilen insanların bana yanlış yapmasına ben gerçekten tahammül edemiyorum. O yüzden büyük konuşmamak lazım ne de bir şey söylemeyeceğim bu konuda. Ama istemiyorum yani kimseyle geri barışmayı. En sevdiğin ders neydi demiş Özgül. Benim en sevdiğim ders geometriydi ama geometri ucumu pek sevmiyordum yani. Biraz gıcık bir kadındı. Bu kadar tanımlayacağını biliyor muydun demiş Yaren. Biliyor muydun kelimesi biraz yanlış olur. Hissediyordum diyelim ama yani. Küçükken, küçüklüğümden beri ben tanınacağım. Fark etmez. Televizyonda orada burada veya işte şarkıcı olarak veya oyuncu olarak veya tiyatroda işte sahnede bir yerlerde ben o kamera karşısında olmak istiyordum yani açıkçası. Öyle de hissediyordum. Öyle de oldu biraz. Neden lens takıyorsun demiş. Kullanıcı adını yazmamışım. <laughs> Neden lens takıyorum? Gözlük yerine takıyorum aslında ama neden renkli lens takıyorsun diye soracak olursam Çünkü kahverengi gözden daha fazla seviyorum renkli gözü. Bu yüzden renkli göz, renkli lens takıyorum. Kaç tane Barbie'in var diye sormuş Beren. Şimdi ben çok Barbie'leri seviyorum diye insanlar benim böyle 500-600 tane Barbim var zannediyor ama aslında 28 tane Barbie'im var. Hiç TikTok'u bırakmak istedim mi demiş. Bir tane ship ismiymiş kullanıcıya o yüzden okuyamadım ona. TikTok'u bırakmak istediğim zamanlar oldu. Yani bırakmak değil de aslında ara vermek istediğim zamanlar oldu. Yani çünkü bazen bazı yorumlar artık kaldırılacak gibi olmuyor. Özellikle de ilaçlarımı almadığım zamanlarda. Bu aptal kötü yorumlarla baş etmek bazen çok zor olabiliyor. Psikoloji bozuyor. Gözlerim tamamen iyileşti mi demiş Belinay. Ee, iyileşti ama doktoruma göre hala daha iyileşmedi. Hala daha oturacak diyor doktorum bence oturdu ama yani istediğim de buydu. Sürekli sanki bantlıymışım gibi duruyorum. Aksiye miyim? Başka bir soru. Kendine güvendiğin veya güvenmediğin bir konu, konu demiş Duru. Kendime güvenmediğim bir konu. <laughs> sevmediğim bir işi bitirmek. <laughs> Başladığım bir işi bitirmek konusunda kendime hiç güvenmiyorum. Kendime güvendiğim bir konu da eğer seviyorsam kesin bitiririm aptalca bir cevap oldu neyse google'da arattığım en son şey ne demiş zeren en son arattığım şey rüyada fotoğraf çekmek ne anlama geliyor bunu aratmıştım çünkü ben çok rüya görüyorum bu arada neden dolayı bilmiyorum ben gördüğüm rüyaların çoğunu hatırlıyorum ve şeyim vardı bir rüya günlüğüm vardı sonra biri bana dedi ki rüyalarını yazma suya anlat öyle yazmayı bıraktım ama çok rüya görüyorum Ailenle beraber mi yaşıyorsun demiş Zahide. Hayır tek başıma yaşıyorum bebeğim. Bir başka soru. Kamera arkasında nasıl birisin demiş Aylin. Kamera arkasında kendi hayatımda arkadaşlarının yanında farklı davranıyorum. <laughs> mesela arkadaşlarım yanındayken daha eğlenceli, daha hiperaktifim mesela. Ama evde tek başım varken öyle değilim. Evde tek başım varken çok sakinim. Ve çok uzun süre tek başına kalmak insanda depresyon sürüklüyor biraz. Mal mısın demiş Tuğçe. Tuğçe'cim mal olduğunu düşünmüyorum. Bu soruya da bu kadar kibar cevap veren birini bulamazsın Tuğçe. söyleyeyim sana. <laughs> Neden estetik oldun demiş Zeynep. Zeynep'cim estetik yaptırmamın sebebi kendime aynaya baktığımda güzel hissetmek. Bu yüzden. Veysel'le evlilik düşünür müsün demiş bir şura. Veysel'le evlilik tabii ki düşünüyorum. Zaten farkında mısın bilmiyorum ama yaşım ilerledi. Ve artık e, insanlarla gönül eğlendirmek kısmını geçtim diye düşünüyorum. Yani bu zaman kadar hiçbiriyle zaten gönül eğlendirmek için sevgili olmadım. Hepsiyle bir ciddi olur mu diye düşündüğüm oldu. Ama Veysel'le ciddi düşünüyorum. O da benimle aynı şekilde ciddi düşünüyor. Yapmaktan zevk aldığım bir hobim var mı demiş Azra. Sudoku çözmeyi bayılıyorum. Ve bu hobimi siz zaten Instagram kullanıyorsunuz. Biliyorsunuzdur. Beni takip ediyorsanız. Bizi seviyor musun demiş Dola. Tabii ki de seviyorum. Sizi çok seviyorum. Gerçekten. Yani keşke kardeşim falan olsanız. Sizinle vakit geçirmeyi çok seviyorum. En nefret ettiğin YouTuber demiş Medine. Nefret ettiğim hiçbir YouTuber yok bu arada. Yani hiçbir aslında sevmediğim bir insanı izlemem. O yüzden de nefret edecek kadar vakit geçirmemiş olurum onunla. Nefret ettiğim hiçbir youtuber yok. Son günlerde mutlu musun demiş Elif. <laughs> Ev dizme işi çok zor. <laughs> Bunu söyleyebilirim yani cidden yordu beni biraz. Mutluyum ama yine de biraz. Kaynak taktıracak mısın demiş Emir. Emir. <laughs> Kaynak taktırmak istiyorum ama kaynakların fiyatları çok uçtu dolar kurundan dolayı. Taktırıp taktıramayacağım bir muamma belli olmaz. En değerli eşyan demiş. Yine bir ship ismi kullanıcı da okuyamıyorum. En değerli eşyam gitarım, elektro gitarım en değerli eşyam. Ben zaten normalde hani pahalı bir eşya almam kolay kolay. O kadar gitarım yani. Enişteyle nasıl tanıştınız demiş Esra. Eniştenizle hesabı hesabımı çalmıştı işte. Çalmış mıydı, kapatmış mıydı? Galiba hesabımı kapatmıştı. <laughs> ben de masum masum diyorum ki yardım eder misin? Hesabım kapatıldı ya. Birisi kapattı hesabımı. Yardım eder misin? Eğer kapatan oymuş. Taşik gerçekten kayıp mı oldu demiş Sümeyye. Evet kaybolmuştu. Yani kıç kadar evde affedersiniz. Nereye girdiğini ilk başlarda çözemedim. Sonra dün bir şey fark ettim dün akşam. Şimdi benim Bendik koltuk var ya. Koltuğun altı fermuarlı. Muhtemelen orada bir boşluk var. Oraya gitti dün o. Muhtemelen ben o şapşalı ararken o da onun içine girmişti. Eve döndüğümde bir baktım e, salonun ortasına duruyor şapşal şapşal. Aldığın en güzel hediye demiş Aldım Aldığım en güzel hediye Ömer Ak Yiğit aldı bana bu hediyeyi. En güzel hediye sütlaç. Bana o almıştı sütlacı. Çok tatlı bir şey ya. Saçlarını tekrar sarı yapacak mısın? Tire herkes. <laughs> yani bunu o kadar çok sormuşsunuz ki hatta Instagram'a da atmış olacağım bu şeyi. Yani bir ekranda dört tane falan aynı sorudan var. Herkes diyor ki saçını tekrardan sarı yapacak mısın? Alışmışsınız sarı ve Ben de özlüyorum bazen. Çok değişken bir insanım. Yapacak bir şey yok. Benim için böyle yani. Sarı yapsam gene diyeceğim ki ay keşke mor kalsaydı ya diyeceğim. Yani tekrar yapmak istiyorum ama yanar yani. Açık ve net bu. Zaten kısacık saçım var. Yeni şarkılar var mı demiş. Hacıyev. Seni ikinci defa okuyorum. Yeni şarkılar var evet. İkinci şarkım çok yakında çıkıyor hatta. Üçüncü şarkım da güçlü bir şarkı olacak. Neyse söylemeyeyim. Yatağını kurabildin mi demiş. E, Balakar xcom. Yatağımı kurabildim bak daha doğrusu ben değil Veysel kurdu bu yatağı Veysel, Ato ve Resul üçü iyi bir ekip oldular evimdeki bütün eşyaları onlar kurdu arkadaşlar yani babalısı falan diyormuş ki Veysel'e evde şu dolabı kur desem şu tornavidayı getir desem getirmezsin kızın evindeki her şeyi kurdun demiş <laughs> doğru Sevgilinin yüzünü ne zaman göstereceksin? Demiş Gökçe. Sevgilimin yüzünü YouTube kanalım 1 milyon olduğuna gösterebilirim. <laughs> Göstereceğim. Sevmediğim bir özellik. Kendimde mi? Yağmur bunu sormuş. Sevmediğim bir özelliğim. Um, çok intikamcıyım. Sanırım bu. Yani bir insan bana bir şey söylediğinde veya kalbimi kıracak bir şey yaptığında onun illa intikamını alıyorum. Yani ne olursa olsun savaşta her şey mübahtır diye düşünüp bunu harca o intikamı almaya çabalıyorum. Hayat felsefem haline geliyor. Bu özelliğimi artık bir bırakmalıyım. En komik anın demiş Şerife. Ben son zamanlar yaşadım. en komik anı herhalde leblebi muhabbeti. Arkadaşlar ikinci şarkının kaydı alınırken bir ara bir ara verdik tamam mı? Şeyleri okudum. Birinci verse ikinci verse okudum. Nakarata girecektik. O ara bir ara verdik falan. Ben de sobada ellerimi falan ısıttım. Yan tarafta leblebi vardı. Leblebi yedim. Sonra tekrardan kayda girdik. Sonra bu kaykocum dedi ki sen ağzına bir şey mi var? Bir şey mi şapırdatıyorsun dedi. Ben dedim ki leblebi yiyorum. hani <laughs> bu kolay kolay tanık olabileceğiniz bir şey değil sonuçta şarkı kaydı alıyorsunuz anladın mı? Onun paylaşılacak yani anladınız mı? Üstüne hep o kadar uğraşılıyor. İşte klip çekiyorsun vesaire. O kadar uğraştığım bir şeye kayda leblebiyle girmek <laughs> bu komik bir şeydi. Ama o an daha komikti. Şu an komik değil. Çok sevdiğim bir özelliğin hmm, değişken olmamı seviyorum. Adın Özgür olmasaydı ne olmasını isterdin demiş Nehir. Önceden ismimden utandığım için ismim hep Özgür olsun istiyordum. Yani keşke ismim Özgür olsaydı falan diyordum. Şimdi hiç öyle hissetmiyorum. Şimdi ismimi ben çok seviyorum. Ve başka bir isim aklıma gelmiyor bile yani. Başka ne oldurdu falan. Hayatın zorlukları neler demiş Afra. Bir e, maddi olarak zor bir süreçten geçiyoruz bence. Türkiye olarak hayatımız oldukça zor ve daha da zorlaşacak. Para kazanmak zor. İşte nasıl diyeyim size insanlarınızı seçemiyorsunuz. Karşınıza nasıl insan çıkacağını bilemiyorsunuz. İnsanların fikirlerini değiştiremiyorsunuz. Bence bunlar zor şeyler. Hayatın zorlukları. Asla yapmam dediğin bir şey demiş kripopatyası. Dediğim gibi büyük konuşmayı çok sevmiyorum ama şöyle söyleyeyim. Hani asla ama asla tavşan eti yemem mesela. Dünyaya bir şey duyacak olsam ne duyuyordum demiş Dilan. Şey diye bağırırdım. Sesim 4 oktav diye bağırırdım. Bu şekilde. Bu nasıl katlamışım Allah aşkına ya. Evet açabildim sonunda. Nasıl fenomen oldun demiş Elif. <laughs> Arkadaşlar, ben kendi halimde bir tane topuzlu fotoğraf çekindim. Sonra o fotoğrafımı e, mizah sayfaları falan paylaştı. Barbie'ye benziyor falan. E, ondan sonra linçlediler beni. Öyle fenomen oldum yani çok saçma. Kendini de en çok ne zaman boşlukta hissediyorsun demiş Çilekli Turşu. Geceleri çok boşlukta hissediyorum yani neyse bu kadar söyleyeyim geceleri çok boşlukta hissediyorum kendimi çünkü düşünmek için çok sessiz sakin bir ortam oluyor ve gözlerimi kapatsam da kapatmasam da her taraf karanlık olduğu için daha iyi odaklanıp düşünebiliyorum biraz boşlukta hissettiriyor buluşma yapacak mısın demiş Rabzanur buluşma yapmak istiyorum hatta şöyle bir şey ee, sürpriz bir şekilde herhangi bir okula gidip Orada beni seven insanlarla vakit geçirmek istiyorum. Lens mı demiş Nehir. Lensimin markası Labella. Ama hangi renk olduğunu bilmiyorum. Labella'ya sorarsanız uzun makarnanın şu anki lensi ne diye söylerler. Sevgilim var mı demiş Defne. Evet var. Ve çok sevdiğim bir erkek arkadaşım var. Evet. Son soru şu an galiba bakıyorum. Oh sonuna bitti yani. <laughs> Bayağı soru varmış bu arada. Son sorumu okuyorum. Neden evinden ayrıldım demiş Yağmur. Neden evinden ayrıldım? Ee, Andromeda Gold'da oturuyordum ben önceden. Oranın kirası 8000 TL'ydi arkadaşlar. Ben her şeyi açık açık söylüyorum biliyorsunuz. Ve e, sene her sene kontratınızı yenileyeceğiniz zaman kirada maksimum %25 falan herhalde arttırma yapabiliyorsunuz. O da ne kadar oluyor? Yani en fazla herhalde 12-13 bin falan yapıyordur. İyi hesaplama şu an kafadan atıyorum. Onlar ama beni çıkartırlarsa daha fazla kiraya verebileceklerini düşündükleri için beni evimden çıkarttırdılar. Ve benden sonra oturduğum eve 8000 TL'ye oturduğum eve 25.000'e kiraladılar arkadaşlar. Kiralattılar. Yani bu yüzden <laughs> dolar kuru böyle gittiği için ev kiraları da uçmuş vaziyette. Bu arada sorularım bitti. Sizi çok seviyorum. Hızlıca okumaya çalıştım hepsini sıkmamak için. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene basmayı ve uzun makarna kanalına abone olmayı lütfen unutmayın artık ya. Kanalıma abone olmuyorsunuz. Kalbimi kırmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.